Denizli tarihinin derinliklerinden günümüze uzanan köklü ticaret geçmişi ve dinamik sanayi yapısıyla tanınan bir şehir. Ancak modern dünyada rekabetin ve değişimin hızına ayak uydurmak sadece geçmişteki başarıları anlatmakla mümkün olmuyor. Bu bağlamda e-ihracat ve mikro ihracatın önemini göz ardı edemeyiz. Teknolojiyle entegre bir şekilde yürütülen bu süreçler bizim gibi sanayi şehirleri için yeni fırsatlar doğuruyor. Hepimiz biliyoruz ki küresel rekabetin hızla arttığı günümüzde işletmelerin büyümesi ve sürdürülebilirliği için ihracat kaçınılmaz hale gelmiştir. Özellikle son yıllarda yaşanan dijital dönüşüm ihracat kapılarını daha da genişletti. E-ticaret bizlere alışılagelmiş geleneksel ticaret yöntemlerine göre daha hızlı, daha kolay ve daha düşük maliyetli imkanlar sunuyor. Denizli'de e-ticaretin payı toplam e-ihracatımızın payı toplam ihracatımızın %1'i seviyesinde. Ancak Denizli, İzmir, Ankara, İzmir ve Bursa'dan sonra e-ihracat hacmi olarak 5. büyük kent pozisyonunda. Yaklaşık 3000 firmamız bugün Denizli'de sosyal platformlar üzerinden e-ticaret ve e-ihracat yapıyor. Bu da bizler için son derece umut verici, bizleri mutlu eden veriler. Bu rakamlar bizlerin inancı, azmi ve istikrarlı çalışmasıyla elbette ki daha yukarılara çıkabilir. Biz şehrimizin e-ihracat ve e-ticareti olan ilgisinin ve potansiyelinin farkındayız. Hedefimiz bu potansiyelin üzerine koyarak yolumuza devam etmek. Denizli'de ihracat geçen yıl 4.2 milyar dolar. Bu yıl 2.9 milyar dolar ilk 8 ayla %6 civarında bir artışla devam ediyor. Ama 2022 rakamlarına göre halen düşüşteyiz. Bunun açığını neyle tamamlayacağız diye düşünürsek eğer, orada bir bazı rakamlarla sizlere açıkçası bir özellikle dijital dünyanın nereye geldiği ile ilgili birkaç rakam vererek oradan nasıl çıkış yapabileceğimizi paylaşmak istiyorum. Şimdi dünyada 5.6 milyar insan mobil telefon kullanıyor ve bu yaklaşık 5 milyarı da sosyal ağlardan faydalanıyor. 3 aşağı 5 yukarı verilen rakamlar doğru ise yaklaşık günde 7 saat 11 dakika civarında da insanlar telefonuyla bir şekilde hasbihal ediyor. Ve 7 saatin %30'unu da genelde sosyal ağlar ya da alışveriş sitelerinde zamanını geçiriyor. Şimdi bununla beraber bakıldığında da dünyada gün geçtikçe de hem e-ticaret hem e-ihracat artış içerisinde. Geçen yıl Türkiye'de, 2019 yılı Türkiye'de yaklaşık 136 milyar TL olan ihracat geçen yıl 2023'te 1.8 trilyon TL'ye çıkıyor. Bu yıl ise öngörümüz 3 aşağı 5 yukarı yine rakamlarda ufak tefek değişiklikler olabilir. Yaklaşık 3.4 trilyon dolar. 4 trilyon TL özür diliyorum. Bu da yaklaşık 82 milyar dolara tekabül ediyor. Ancak dünya rakamlarına bakıldığında, Türkiye rakamlarına karşılaştırdığımızda inanın çok gidecek yolumuz olduğu gözüküyor. Bugün baktığınızda dünyada ihracat pazarlarında biraz önce başkan yardımcım çok güzel rakamlar paylaştı. Ciddi bir artış var. Çünkü dünya artık istesek de istemesek de dijitalleşiyor. Teknoloji geliştikçe müşteriler, sonuçta hepimiz üreticiler olarak, satıcılar olarak müşterilerimiz için varız. Müşterilerin beklentisi artık evinden çıkmadan bile telefonundan, bilgisayarından siparişlerini verip eskiden sırf kendi ülkesinden e-ticaretlerden alışveriş yapabiliyorlardı. Şimdi dünyanın her tarafından, Brezilya'dan, Amerika'dan, Çin'den ürünler getirebiliyorlar ve kapısına kadar getirebiliyorlar. Sistemler bu derece sofistike ve kurulu.
Ve buradaki tabii büyük ekonomiye sahip olan Amerika, Çin gibi ülkeler çok hızlı atılımlar, uzun yıllar atılımlar yaptılar. Bugün biraz benden sonra Özkan Bey de sizlerle biraz bazı rakamlar paylaşacak ama hepimizin mesela önemli ihracat pazarları olan Avrupa gibi ülkelere baktığımızda kimler buraya ihracat ediyor? Çin, Amerika neredeyse pazarın %80'ini, 90'ını ele geçirmiş durumda. Geleneksel ihracatta o kadar değil. Yani bizim de var olduğumuz geleneksel ihracat pazarlarında. Fakat bütün ticaretin içinde e-ticaretin hacmi sürekli büyüdüğü için, büyüyeceği için orada da olamazsak hep beraber maalesef bizim geleneksel olarak satış pazarlarımızın da daraldığını göreceğiz. Çünkü artık sadece işte ben Denizli'de ürettim, Avrupa'da, Orta Doğu'da bir toptancıya sattım veya işte bir biraz önce başkan yardımcım dediği gibi private label'cilik yaptım. İşte yılda bu kadar adet ürün sipariş aldım, bunları üreteyim, teslim edeyim modelinin çok ciddi anlamda sıkıntıya gireceğini düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'de bile görüyorsunuz şu anda Çin'den, Amerika'dan büyük e-ticaret şirketleri bir Türk müşterisine sipariş verdiği anda 7 günde bir ürünü kapısına kadar teslim ettirebiliyor. Bunun sözünü de veriyor ve yapabiliyor da. Ve arkalarında da bunları da sübvanse eden, ciddi destek olan ülke politikaları da var. Bakın bizim gittiğimiz ihracat pazarlarında biz %100 Made in Türkiye ürünleri satıyoruz. Riyad'da, Dubai'de, Berlin'de. Fakat bu gittiğimiz pazarlardaki rakiplerimiz birisi Asya'nın öbür ucundan, diğeri Amerika'dan ürünlerini getiriyor. Bizim 3-4 saatte uçakla ulaştırabildiğimiz ürünleri 10-12 saatte getirebiliyorlar. Ama ciddi bir sübvansiyon aldıkları için devletten ürünlerini çok ucuza da getirebiliyorlar. Yani bizim aslında coğrafi konum avantajımızı da bir nevi dekarte ediyorlar. O yüzden bizim çok hızlı bir şekilde biraz önce yine başkan yardımcım söyledi Trendyol'dan da daha fazla atılım bekliyoruz diye ben teşekkür ediyorum. İnşallah yemekteki sohbetimizde de sizlerden de biraz bunları daha çok duymak istiyorum. Hakikaten daha hızlı hareket etmemiz lazım hep beraber. Çünkü rakiplerimize baktığımızda global ölçekte artık herkes ürünlerini müşterinin son ayağına kadar getirme konusunda son derece hızlı bir şekilde yatırım ve pazarlama yapmak durumunda. Biz son iki senedir $1.5 milyar üzerinde yatırım yaptık Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına. Bu yatırım ne demek? Orada biz her yerde işte Trendyol'un teknolojik gücünü, lojistik gücünü ve arkasındaki satıcı üretim çeşitliliklerini anlatarak, pazarlamalarını yaparak, pazarlama güçlerimizi sosyal medyadan, tradisyonel medyaya kullanarak bu bölgedeki bazı kültürel güçlerimizi de işte Türk serilerinin çok ünlü olmasını, bizim Türkiye'deki influencerlarla, film yıldızlarıyla yaptığımız belirli ortaklaşa programlarla, sporla verdiğimiz desteklerle bu ülkelerde ciddi yatırım yapıyoruz. Fakat Trendyol'a bizim getirdiğimiz her müşteri sonuçta arkasında gördüğü ürün sizlerin ürünleri. Yani biz istediğimiz kadar orada teknoloji, lojistik, altyapı yatırımımızı yapalım. Arkamızda sizler de büyümezseniz bizimle beraber bizim sonuçta oradaki müşterilere sunacağımız ürün olmayacak.